Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'dan çok çok önemli bir haberimiz var. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Almanya'da evi bulunanlara mektup gönderdi ve 31 Ekim 2022 tarihine kadar emlak beyannamesi vermelerini istedi. Bunun anlamı şu: eğer sizin de Almanya'da bir eviniz varsa maliyeye, bağlı bulunduğunuz maliyeye emlak beyannamesi vermek zorundasınız. Bunu maliyenin internet sitesi üzerinden alma imkanınız var. Şimdi işin enteresan tarafı şu: Almanya birkaç gün önce Aralık ayında insanların doğalgaz faturalarını devletin ödeyeceğini açıkladı. Nasıl bir şekilde hayata geçirilecek bu soru işaretleri var ama ertesi günde bir açıklama yaparak dedi ki emlak beyannamelerinizi verin. Neden emlak beyannamesi istiyorlar arkadaşlar? Ben söyleyeyim. Çünkü yeni vergiler toplayacaklar. Eviniz kaç metrekare, hangi mahallede, emlak değeri nedir? Bunun üzerinden size bir vergi gelecek ve siz bu vergiyi ödemek zorundasınız. İsterseniz ödemeyin. Takdir sizin. Daha sonrasını biliyorsunuz nelerin olduğunu. Arkadaşlar, bir taraftan Almanya diyor ki biz size ekonomik olarak içinde bulunduğumuz bu günlerde katkı sağlıyoruz. Ancak diğer taraftan ise baktığımızda kıymetli izleyicilerimiz sizden emlak vergisi ya da başka vergiler adı altında para toplamanın peşine düşüyorlar. Beni takip edenler bilir. Ben ne dedim? Önümüzdeki günlerde Almanya vatandaştan yeni vergiler alacak. İşte şimdi başlıyor. Emlak vergisi de vatandaşın cebinden para almak için atılan ilk adım. Şimdi ne dediler Almanya'da? Biz vatandaşa 300 euro destek vereceğiz dediler. İçinden vergi aldılar. Emekliye Aralık ayı itibariyle 300 euro vereceğiz dediler. Şimdi emlak vergisiyle. Yani sözün özü şu arkadaşlar: sağ cebine koyduğu parayı sol cebinden bir şekilde çekip alıyor. Yani veriyormuş gibi yapıyor ama yarın öbürsü gün yine alıyor. Bu emlak vergisi değerli izleyicilerimiz daha işin başlangıcı. Az önce de ifade ettim. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa emlak beyannamesi istiyorlar insanlardan. Bu daha yeni. Onun için önümüzdeki günlerde vatandaşın yeni vergilere hazır olması gerekiyor. Peki bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sizden ricam şu: lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak siz de görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da hiç Türkiye'de çalışmışlığı olmayanlar, özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar yani anneler, Türkiye'de emekli olmanız artık çok ama çok kolay. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Bu yasanın vatandaş daha ne olduğunu bilmeden yurt dışında yaşayanlar ben artık Türkiye'de emekli olamam, devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemem gerekiyormuş diye düşünerek hayatta bir sefer olan ölene kadar alacağımız çok çok önemli emeklilik defterini maalesef kapattılar. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim: Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar daha çok emekli olmak istiyor. Ancak Ali'den, Veli'den duyduklarından sonra vatandaş bu emeklilik defterini kapatmış. Gerçekten vatandaş devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemesi gerekiyor mu? Özgür Bey'in şöyle dediği şu: herkesin durumu farklı. Çünkü emeklilik şartları herkes için ayrı. Bir kişi 3000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 5000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 10.000, biri 20.000, biri 30.000. Vatandaş daha durumunu bilmeden emeklilik gibi çok önemli bir konuyu kapatmış. Şimdi
Yapacağınız şey çok basit. Özellikle ev hanımlar, bakın. Çocuğu olan hanımlar, 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, ömrünüzün sonuna kadar emekli maaşı almak istiyorsanız, geleceğe dair bir güvenceniz olsun diyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan, doktordan bedava yararlanma imkanına kavuşmak istiyorsanız, yapacağınız şey çok kolay. Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen WhatsApp'tan şunu yazacaksınız: ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor WhatsApp'tan. Hemen size cevap verecekler. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun, atacağınız bir mesajla geleceğe, emekliliğe adım atacaksınız. Siz, görevli olan arkadaşlar size bir hesap numarası verecek. Sadece 120 euroya siz geleceğinizi, emekliliğinizi planlayacaksınız. Peki ne olacak? Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine WhatsApp'tan görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Sizi hemen arkadaşlarımız arayacak. Bir randevu günü verecek, randevu saati verecek. Siz randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp'tan görüntülü olarak, canlı olarak konuşacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve arkadaşlar, sosyal medyada vesairede görüyorum, Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum, çıkıp birileri vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Artık 3-4 bin euroları unutun. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Sizin randevu günü tarihinde ve saatinde yapacağınız görüşmede Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin kafanızda emeklilikle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız ve Özgür Bey size özel bir çalışma yapacak. Devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Daha sonra şartları sağladığınızda Türkiye'ye gitmenize yine gerek yok. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bu kadar. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Hanımlara ayrıcalık var. Hanımlara indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 240 euro iki kişi için ödemiyorlar. Sadece 180 euro ödeyecekler iki kişi. O nedenle karı koca mutlaka bu fırsattan yararlanın. Bunun yanı sıra aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuz için de, onların geleceği için de değerli izleyicilerimiz, emeklilik planlamanızı hemen yaptırın. Bu büyük fırsattan istifade edin. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat sadece kanalımızın izleyiciler için. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone ol. Ücretsiz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ekranın altındaki telefon numarasından, WhatsApp üzerinden hemen ben emeklilik danışmanlığı eşimle birlikte almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben eşim ve çocuklarım emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ve geleceğe adım atıyorsunuz. Bakın, iki kişi emekli olsa, diyelim bir kişi 7000 TL emekli maaşı alıyor. Yılda yaklaşık 100 bin lira yapıyor bir kişi. İki kişi emekli olsa 200 bin lira yapıyor. Yaklaşık 11 bin euro para yapıyor. Az para mı? Ölene kadar garanti para. Ölsen bile çoluk çocuğuna, eşine kalıyor.
Birileri beğenmiyor ya emekli maaşını. Onlara özellikle söylüyorum. Doktora gitme imkanına kavuşuyorsun. Her yıl izine gittiğinde bankada hesabına bir para yatıyor. Alıyorsun, çekiyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Daha ne olsun? Türkiye'ye gitmene de gerek yok. Artık kendi geleceğiniz için özellikle hanımlar sizlere söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey, biz fırsatı kaçırdık. İşte danışmanlık ücretini maalesef 120 euro ödemedik, ihmal ettik. Çok artmış, bu fırsatta elimizden kaçtı demeyin. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel çok büyük bir fırsat. Amerika'dan Avustralya'ya kadar, Norveç'ten Güney Afrika'ya, Suudi Arabistan'a kadar, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Suudi Arabistan, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Herkesin istifade etmesini istiyorum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha olmayacak. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşlarını aldılar. Göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. İşlemleri devam edenler var, müracaat edenler var. Hepsi de kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacak. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde, düşünme zamanı değil. Harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.